AK Parti'den notlar. İlk notumuz Diyarbakır İl Başkanlığı'ndan. Nihayet sıcak ve flash bir gelişme yaşandı. Üç aydır kulis, tartışma, hizipleşme ve beklenti havası esiyordu. Malum, İl Başkanı Şerif Aydın, genel merkezin kararıyla görevden el çektirildi. El çektirmeden sonra teşkilat kazanı kim başkan olacak, kim olmayacak noktasında kaynayıp durdu. Eski vekiller, yeni vekiller çekişmesi diye de konuşuldu ki 60'ın üzerinde aday başvurusu oldu. Temal yoklaması yapıldı. Nihayetinde önceki gün parti genel merkezi tarafından 4 isim mülakat için Ankara'ya çağrıldı. Mehmet Bozkuş, Şehmus Akbaş, Abdülkadir Akboz ve 3 aydır vekaleten il başkanlığı görevini yürüten avukat Mehmet Raşit Ocak. Parti genel başkanı ve cumhurbaşkanı Erdoğan 4 isimle yaptığı görüşmeden sonra Ocak isminde karar verildi. Ocağın parti şeceresine baktım, hayli uğraş veren biri. Partideki geçmişi 10-15 yıla dayanıyor. Yeni değil, eski. Birçok görevde bulunmuş. Seçimler geçirmiş, yaşamış. Yani partinin tozunu yutanlardandır kendisi. İl ve ilçe teşkilatına da vakıf. Sevilen, sayılan ve aile değerleriyle güvenilen bir isim. Tabii bu avantajlı geçmişini nasıl kullanır onu zaman gösterecek. Denir ya her yiğidin bir yoğurt yiyeceği şekli var. Siyasi aktivitelerine zaman içerisinde vakıf olacağız. Bir de kritik bir zamanlamada görev üstlendi. Malum çetin bir yerel seçim arifesindeyiz. Kendisi ve teşkilatlar açısından zorlu bir sınav olacak. Ocak dün ayağının tozuyla Ankara'dan gelip kameraların karşısına geçerek yol stratejisinden söz etti dedikleri şu, AK Parti İl Teşkilatı olarak şikayet hattı kuracaklarını, hakaret ve hayal sınırını aşmadığı sürece gelen her mesaj dikkate alınarak olumlu ya da olumsuz yönde kişiye netice bildirilecek. Her türlü eleştiri açığız. Yeter ki samimiyet karinesi içerisinde olsun. İddia odaklı eleştiriler iki yönlü yıpratmayı getirir. İşte biz buna karşıyız. Günün 24 saati olumlu, olumsuz her türlü konuda görüşebilir, sorularınıza yanıt verebiliriz. Yerel seçimlerde başarılı olmanın ölçülerinin başında gelen bu kentin sorunlarının çözümünde gösterilen hüner ve dirayettir. İşte biz bu dirayetlerle yol yürüyeceğiz. Bu hal, bu şehir, bu ülke için tarihi sorumluluğumuz var. Burada gelen kulis bilgilerine göre de hali hazırda boş olan ilk kadın kolları başkanlığına da atama yapılacak. Bazı isimlerle mülakat evresi devam ediyor. Diğer notumuzda belediye başkan aday adayları ile alakalı. Ki önceki gün başvuru süresi sona erdi. Tabi nihai bir kesinlik arz edici süre değil başvuru süresi. Esnek, her an her şey olabilir aday ya da hiç aday olmayan isimler açısından devlet memurları istifası da bir aralıkta bitiyor. Yarın Diyarbakır'da aday adaylarına ilişkin temayl yoklaması var. Yer Serentepe kapalı spor salonu. il, ilçe, kadın ve gençlik kollarıyla belediye meclis üyeleri katılım göstererek oy kullanacak. Kimi aday görmek istiyorsunuz sorusuna yanıt verecekler. Bu arada aday adayı başvuru listesine baktım. Büyükşehir için bir tek aday adayı var. O da AFAD eski başkanı Mehmet Halis Bilden. Bilden'in memuriyet hayatı kadar siyasi kulvardaki faaliyetleri ağırlıkta. Tabi parti kulislerinde ve Ankara'nın solunan havasında kendisinin dışında AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı için 2-3 isimden söz ediliyor. Daha önce buradan dile getirmiştim. Bunlardan biri Diyarbakır Milletvekili Mehmet Galip Ensarioğlu ki iki dönem öncesi Ensarioğlu Büyükşehir adayı gösterilmiş. Rakibi Gülten Kışan'a karşısında yüksek oy almıştı. AK Parti tarihinde yerel bazlı en yüksek oyu alan isim. Diğeri ise Büyükşehir Belediyesi Genel Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi ve birkaç gündür eski bakan Mehmet Mehdi Eker'in adı da zikrediliyor. Vaziyet gösteriyor ki HDP, YSP, HDP adayına göre pozisyon alınacak. Tabii bir de ilçe aday aday başvuru listesine baktım. Oradan da aldığım notlar var. 17 ilçe içerisinde bir tek Silvan'da tek bir kişinin dahi aday adaylı başvurusu yok. Neden? Peşinen havlu atmamı yoksa ilçe ile alakalı bir zafiyet mi? Her neyse ayıplı bir bir durum ki Silvan Diyarbakır için kritik bir ilçe. Dicle, Hazro ve Kocaköy'dense birer aday adayı var. Üç ilçe çok dikkatimi çekti. Ergani, Eğil ve Çınar ilçelerinde aday adayı rekoru kırıldı denilebilecek kadar başvuru var. Hikmeti HDP ile AK Parti arasındaki oy farkı diyeceğim. Lakin böyle bir nüans yok. Akşener yol mu alıyor? İyi partide iyi şeyler olmuyor dedik ya ki vaziyet giderek daha bir kötüleşiyor. Hal böyle olunca da akşener yol mu alıyor der durumuna geliyoruz ki bu yol mu alıyor sözü ilerleme açısından değil partiden ayrılma ya da parti bıraktırma noktasında söylüyorum. Çünkü vücut buldurmaya çalıştığı siyasi oyunlarda sürekli geri tepme alıyor. Düşük bir profille kayıplar yaşıyor. Ne parti kurmaylarından sağlıklı bir ekibe sahip ne de danışma kurulunda. Eski bir siyasetçi olmasına rağmen örgütçülüğünde vahim patinajlar yapıyor. Önce merkez sağ, sonra seküler milliyetçi derken dört eğilim. Biları hepsini bir kenara itti. Halk deyimiyle ne olduğu belli olmayan bir belirsizlik buna kendini ve partiyi soktu. Ki ittifakların en büyük erozyonu da bu oldu İyi Parti'ye. Hasılı kelam, Akşener gelinen aşama itibariyle hem kendi siyasi hayatı için hem de partisi için cadı kazanına döndü. Baksanıza havada uçan hallere, bel altı, bel üstü, para, pul, mal, mülk ne dersiniz? Meydan okumalar mı? Şerefsizdir türü söylemler mi? Haysiyet ölçüsünü alabora edici ne dersiniz? Günün sözü, dinlemesini bilmeyenin dili, sahibini kör ve sağır eder. Görüş önerileriniz için bizlere ulaşabilirsiniz. Ömer www.ömerbüyüktimur.com Whatsapp 0532 286 7370 Twitter et Ömer Büyüktimur